Enes Ünal Bournemouth'ta biraz konuşalım istiyorum. Satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamış İngiliz ekibi oyuncuyu. Kariyerini çok yakından takip ettiğimiz bir milli oyuncumuz. Bir ara düşüşteydi, iyi bir çıkış yakalamıştı. Ne düşünüyorsunuz İngiltere'de? Satın alma opsiyonu, tekrar edelim, kiralama formülüyle transfer oldu. Nasıl değerlendireceksiniz merak ediyorum. Kısaca bir konuşalım. Aslında bilmiyorum, İspanya ligiyle arası iyi olan bir oyuncuydu. Yani özleşmişti diyelim son dönemlerde. Tutturmuştu da. İyi de bir çıkış yakaladı. Bilmiyorum yani hangi kararla, hangi gerekçeyle ayrılmak istedi. Ama tabii İngiltere'de olmak her oyuncunun isteyebileceği bir rüyadır. Hayırlı olsun diyelim. Ama önemli olan da şu, yani devamlı oynaması lazım. 2024'te Haziran'da şampiyona var. 2024 şampiyonası var, Avrupa Futbol Şampiyonası. Yani orada milli takımımızın da bence Enes'e ihtiyacı var. Çünkü ön bölgede sıkıntımız var. Yani bu ön bölgeyi toparlama adına Enes'in de alternatifler arasında en güçlü aday olarak görüyorum ben. İnşallah devamlı oynar. Hayırlı olsun. Ama İngiltere macerası biliyorsunuz ki tabii oyuncunun önemli. Kariyerindeki ilk zaten transfer yolculuğu yine İngiltere'ye olmuştu. Tabii her şey çok umduğu gibi gitmedi ama şimdi nasıl olur İspanya'da gösterir mi iyiydi ya. kendini? Yani ben İspanya'da neden ayrıldı bilmiyorum. Yani ne gibi sorunlar sen vardı? Sen ne düşünüyorsun Serhan? Verebileceğinin en iyisini verdi. İspanya'da en güzel işler yaptı. Hatta daha sonrasında milli takımın kapıları sonuna kadar açıldı ve muhteşem işler yapan bir Enes Ünal vardı. Ama tabii ki oyuncu oynamak istiyor. Oynamak istediği takım da İngiltere'de Bournemouth. Ve şu an Premier Lig'in 12. sırasında çok kötü bir durumda değil. Çok iyi bir durumda da değil. Ama şunu söylemek lazım. Satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamak bir anlamda oyuncunun Premier Lig'in opsiyon önünde açtı. Opsiyon da belliymiş bu arada. 16,5 milyon euroluk bir opsiyon. Muhteşem. Olağanüstü. Ama ben oyuncuyu çok beğeniyorum. Çok akıllı ve çok iyi işler yapabilen bir oyuncu ve milli takım performansını da ben çok merak ediyorum. Euro 2024'te o opsiyonu biraz daha fazla, yani kendi avarajını daha da fazlalaştıracağını inanıyorum. Bu açıdan Enes Ünal'a başarılar diyorum. Bence hem çok iyi bir oyuncu, hem zamanında çok iyi işler yaptı, hem de biz milli takım olarak Enes Ünal'a çok ihtiyacımız var. İlerleyen zamanlarda daha da iyi göreceğiz gibi geliyor bana. Peki Enes Ünal'la ilgili bir şey, anekdot. Yıllar önce uçakta karşılaşmıştım. İşte ne yapıyorsun, ne ediyorsun? O zaman yeni açılmıştı yurt dışına. Söylentiler de çoktu. Yine Türkiye'den hep olur ya her transfer döneminde bizim üç büyükler. O zaman da yanılmıyorsam Beşiktaş'tı. Sordum. Yok abi dedi. Yani ben dönmeyi düşünmüyor. Bak kaç sene öncesi. Daha ilk gün niye döneyim ki dedi. Yani yeni başlamışım burada. Ve gidebileceğim yeni yerlere gitmek istiyorum dedi. Nerede? Getafe'de mi? Getafe'deydi. Evet. İspanya'da özellikle bir tutturmak istiyorum. Daha sonra başka ligler. Bak o zaman söylemişti. Daha sonra Avrupa'nın çeşitli liglerinde oynayabilirim dedi. Benim Avrupa'daki maceram bitmeyecek dedi. Dönme konusu hiçbir şeyim yok dedi. Düşüncem yok dedi. Aferin bak, yani şey yapmadı. Kararı kesin. Yanılmıyorsam bir de yabancı bir nişanlısı vardı o zaman. Villarreal. Hollandalıydı yanılmıyorsam. Tutturdu gidiyor, bravo. İnşallah burada da iyi bir şekilde bizi temsil eder. Dediğimiz gibi hazır olması önemli ki şampiyonaya güçlü gelsin. 16,5 milyon mu dedik satın alma opsiyonu? Oyuncu zaten 14 milyonu görmüş. Evet, aynen görmüştü. Peki, Levante'den Villarreal zamanında. Peki şimdi tekrar izleyicilerimizin sorularına döneceğim. Çünkü Galatasaray'la ilgili çok merak edilen konu var. Değerlendirmelerini ve vereceğim bilgileri merak ediyorum. Kuzey Bey yazmış. Galatasaray'la ilgili yapılan açıklamalar gerçekten uzaktan yakından ilgisi yok yorumunu yapmış. Loca satışlarından bahsetmiş, sponsorluk anlaşmalarından ve şimdi de Sasha Boye'nin satışından. Birazdan soracağım bakan buyu da. Paraları soruyor.
Ne oldu bu paralar diye soruyorum. Tabii ki muhasebecilik yapıyor. Paralar nerede? Son günlerin, son ayların. Şu an Galatasaray'da bu çok soruluyor. Evet evet, paralar nerede? Paralar kulüpte. Gelecek tabii ki, ödemeler olacak. Bunu bence kulübe gittiği zaman orada muhasebe üyeler önüne çıkartıp gösterebilirler. Ama şu anlamda soruyorsa, bu paralar nerede, niye transfer edilmiyor diye soruyorsa, Galatasaray'da bir transfer planlaması var, gelecek paralar var, Bankalar Birliği'ne gidecek paralar var. Loja satışlarında şöyle bir durum oldu. Loja için Galatasaray 2 yıllık bir periyotta, yani önümüzdeki 2 yılın loja satışlarını yaptı. Orada iyi bir yaklaşık 400 milyon TL'ye yakın bir para kazandı kulüp. Yani 2 yıllık boyunca o locaların satışını yaptı. Ya buradaki zaten localar şu an kara borsada. Yani herkes loca almak istiyor ve localar ikinci el, üçüncü elleri bekleyenler var. Yaklaşık 2-3 seneden beri loca satışını bekleyenler var. O açıdan ben beyefendiye katılmıyorum. Şu an Galatasaray'da gerçekten o açıdan Galatasaray'a gelir arttırıcı durum var söz konusu. Sacha Boey'in parası, Sacha Boey'a da imza attı. Ertesi gün 30 milyon euroya hesabını yatıralım şeklinde olmuyor. Belli bir periyodu var. Bunun doğrusunda olacak. Tabii ki. Bak bir şu anda da yeni bir gelişme var. Sen de bahsetmiştin zaten. Hı-hı. İskoç basınından da bir haber bu. Daily Record diyor ki Rangers Galatasaray'ın yaptığı son teklifi kabul etmedi. Ne teklif yapmış Galatasaray? Yusuf'cum oraya şey yazsana, Serhan Record diye yazarsan çok sevinirim. Serhan Record, Rangers Galatasaray'ın yaptığı son teklifi kabul etmedi. Ben de şunu değiştiriyorum. Serhan Record, Galatasaray Rangers'ın istediği parayı çok buldu. Rıdvan'ın istediği yıllık bedeli çok buldu. Bundan dolayı yeni araçlara girecek diye son dakika yazarsak Serhan Record olarak sevinirim. Bence öyle demeyelim. Şöyle diyelim. Değiliz Serhan diyelim. daha hani haber sitesi gibi olur. Daily Türk. Daily Türk daha iyi değil mi? Serhan Türk, Daily Türk. Olabilir. Daha, evet. Daha güzel olur. Bence benim Hasan diye arkadaşım var bir yanında. O da bana diyor Daily Türk diyordu. Tam oldu Hasan'cığım şimdi bu. Yani şunu söyleyebiliriz. Gerçekten biraz önce söylediğiniz gibi Rıdvan'ın durumu. Rıdvan 1.6 milyon euro yıllık bir ücret istedi Galatasaray'dan. Oyuncu için Glasgow Rangers takımı da 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Bundan dolayı Rıdvan Yılmaz Galatasaray olayı biraz çıkmaza girdi ki bence olma ihtimali de zor. Ondan dolayı zaten kara gümrüklü o transfere yöneldi Galatasaray. Levent Mercan'a yöneldi. Levent Mercan'la da hala görüşmeler devam ediyor. Ama şunu söyleyelim, Galatasaray'ın sol beki şu aşamada hala benim için Barış Alper Yılmaz olarak kalacak gibi gözüküyor. Joker Barış Alper Yılmaz jokerliğini sezon sonuna kadar sol bek mevkisinde Galatasaray'da görecekmişiz gibi geliyor. Evet, şimdi biraz daha gelen yorumlara bakıyorum. Cevat Bey diyor ki, Serhan Bey yönetimi tebrik ediyor ama Dubois gibi adamı bedava Başakşehir'e veriyor. Hem de Galatasaray'ın ne kadar bu futbolcuya ihtiyacı varken, üstelik nasıl bir sözleşmeyle veriyorlar ki ihtiyaç var, geri alınamıyor.